Esselamun aleyküm, merhaba arkadaşlar. Bazı sebeplerden dolayı uluslararası çalışmaya karar verdim ve transport şoförlüğü yolculuğuna başladım. Hem sizlerle kısa bir sohbet yapmak hem de bugüne kadar neler yaşadım anlatmak, sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok sıkıntılı günler yaşadım ve hala da sıkıntılarımızın üstesinden gelemedik. Umuyorum en kısa sürede hallolacak, her şey Allah'ın izniyle yoluna girecek. Selimpaşa'da muayene istasyonunda Dorse muayenesi vardı, onu yaptırdım. Şimdi İstanbul'a döneceğiz önümüzdeki köprünün üstünden. 11 ile aşkın yıldır çalıştığım firmamdan, konteyner firmasından ayrıldım uluslararası çalışmak için ve iş aramaya koyuldum. Normalde ben tecrübeli şoför olarak en kısa sürede iş bulabileceğimi düşünüyordum ve birçok da arkadaşımın işte telkinleri vardı. Onlar da herkes yardımcı olabileceklerini söylüyordu. İşte her şey onların anlatmasına göre çok kolay, çok rahat olacaktı ve ben yurt dışına çalışacaktım. Birazcık kazancım daha iyi olacaktı Türkiye standartlarına göre. Neyse, biz iş yerimize çıkacağımızı söyledik. Onlar da anlayışla karşıladılar ve işimizden ayrıldık. Tabii bana telkinde bulunan arkadaşlar, yardımcı olacağını söyleyen arkadaşlar vardı. Çok samimi olduğum, çok güvendiğim arkadaşlar vardı. Onlara işten ayrıldığımı söylediğim anda bütün arkadaşların ne hikmetse benden öcü görmüş gibi kaçıştılar. Hiçbirinden bir fayda sağlayamadık. Hiçbirisinin bir katkısı olmadığı gibi moralimizi de bozdular. Madem ki yardımcı olmayacaksınız, çekicide bir tane sinyalimiz patlak, onu da videoda belirtirler. Madem ki yardımcı olmayacaksınız, neden beni işte güvendiriyorsunuz? Ona kızıyorum. Yoksa kimse bana iş bulma konusunda yardım etmek mecburiyetinde değil. Neyse, iş başvurusuna çıktık. İlk benim memleketlim olan bir firma var. Şu anki bu çalıştığım firma. Orası hemen alır, yurt dışına gönderir demişlerdi. En çok bura için söz duymuştum. Gittim, başvurumu yaptım. Olumlu geçti ön konuşmamız. Lakin artık nasıl oldu bilmiyorum, bir geri dönüş olmadı. Daha sonra firmalara başvuru yapmaya başladım ben. Devam ediyorum artık. Her gün bir iki yere başvuru yapıyorum ve yaptığım firmalar dönüş yapacaklarını söylüyorlar ama kimseden de bir dönüş olmuyor. Neyse, bir tanesine gittim. Dedi ki 2 gün sonra seni arayacağım. İşte yukarıdan ararlar. Evet, pasaportunu al gel abi derler. Evet. İşte pasaportunu getirirsin. Sonra evde beklerken telefon ederler. Gidersin, hemen parmak izini verirsin, başlarsın dedi. Benim için olumlu. Bekle, 3 gün bekle, hiç ses yok. 5 gün bekle, hiç ses yok. 1 hafta oldu, ses yok. Gittim. Abi dedim, böyle böyle söylemişlerdi. Ya dedi, biz tecrübesiz şoför almıyoruz.
Yani yurt dışına çıkmış, vizesi hazır. Şoför alıyoruz dedi. Yani beni boşu boşuna hem ümitlendirdi hem de boşu boşuna bir hafta vaktimi kaybettirdi. Birkaç yere daha başvuru yaptım. Neyse bir tanesine gittim. Burada şimdi firmanın ismini verdiğimiz zaman suç oluyor. Normal şartlarda da o firmanın da tamamen firmayı da suçlamak doğru olmaz ama o firmanın insan kaynaklarındaki çalışan zat, hakkımı helal etmiyorum o insana, sizler de şahidimsiniz, ama o insan cezasını bu dünyada, Allah hidayet versin diyorum, cezası olarak hidayet nasip etsin. Bana telefon ettiler. Tamam abi, senin iş başvurun kabul oldu dediler. Bu yeni bir firmaydı. İşte 3 ay Türkiye içerisinde çalıştıracağız. Ondan sonra yurt dışına devam edeceksin. Evrakları öğreneceksin. Tamam dedik. Abi sana dedi WhatsApp'tan bir liste atıyorum. O listeyi bir yaptır, o tahlilleri. Hemen gel. İş alımı yapalım. Tamam dedik. Benim evin yakınlarında bir araştırma, eğitim araştırma hastanesi var. Oraya gittim rapor almak için. Orası, biz bu raporları vermiyoruz dedi. Verem Savaş dispanserleri vardı. Oralarda da akciğer filmleri çekiliyordu. Oraya gittim. Orası da kapanmış. Derken bir başka eğitim araştırma hastanesine gittim. Orası da vermiyor, orası da vermiyor. Birçok hastane dolaştım, dolaştım. Veren yok. Adam WhatsApp'tan şu tahlilleri yapacaksın dedi. Ben 10 senedir aynı firmada çalıştığım için sistem birçok değişmiş. Farklılıklar olmuş. Ben hiçbirine vakıf değilim. Neyse, bu insan kaynaklarına geri aradım. Dedim ki kardeş, bu tahlilleri hiçbir devlet hastanesi yapmıyor. Yer bulamadım. Nasıl yapacağız? Ya dedi, bizim anlaşmalı hastanemiz var. Ya ben o kadar yer gezdim ki. Kardeş niye söylemiyorsun, madem anlaşmalı yeriniz var da neden söylemiyorsun? Neyse, bana anlaşmalı hastanenin adresini attı. Ha, neden söylemiyorsun dediğimde, abi sen sormadın ki diyor. Ya kardeşim, senin anlaşmalı hastanen varsa niye söylemiyorsun? Ben sormam mı gerekiyor? Kardeşim, bizim bu hastaneyle anlaşmamız var. Bu hastanede bu tahlilleri yaptıracaksın. Söylesene kardeşim ya. Neyse, gittik o hastaneye. Şu an fiyatını hatırlamıyorum ama 240 ile 250 TL arasında bir hastane ücret alıyor. Hastaneye o ücretleri ödedik. Tahlillerimizi yaptırdık. Tahlil sonuçlarını bekliyoruz. O sırada insan kaynaklarından birisi beni, aynı adam, tekrar aradı. Abi senin dedi vizen var mıydı? Dedim ki kardeş, uzun uzun konuştuk, hepsini anlattım ben oradakilere. Ha iyi, tamam abi, tamam dedi, kapattı. Ben sadece tahmin ediyorum. Bu bir zan, tahmin. Yani gerçek olabilir de olmayabilir de. Kimsenin de günahını da almak da istemiyorum. Tahmin üzeri konuşuyorum. Tahminimce o arada vizeli bir şoför geldi. Bana ihtiyaç kalmadı galiba. Ben bunu sonradan çözdüm. Neyse, raporlar çıktıktan sonra resimlerini at dedi. Resimlerini attım WhatsApp'tan. Abi dedi, senin kalp grafiğinde problem görünüyor dedi. İnsan kaynakları. Dedim ki problem neymiş kalp grafiğinde? Dedi ki abi, doktorun yazdıklarını atayım mı ben sana? Dedim gönder mesaj olarak. Hangisiyse gönder, ne yazmışsa öğreneyim. Tamam dedi, ben sana göndereceğim. Yalnız dedi, sen bir kardiyolojiye görünmen gerekiyor.
Neyse bendeki raporları aldım. Kalp grafiğini inceledim. Hani kendimce bir şey anladığımız da yok da öylesine bakıyoruz. Acaba nereden bir problem olduğunu anladı. Bir çözebilecek miyim? Alt kısmına baktım. 2012 yılına ait tarih olarak 2012 tarihi var. Üzerinde de hani normal tükenmez kalemle yazılmış adım soyadım. Baskı olarak isim soyisim yok. Ya dedim acaba hastane orada başka bir kalp grafiği vardı da yanlışlıkla onu mu verdi? Bir gideyim bakayım. Gittim hastaneye. Dedim ki ya bu 2012 yazıyor. Oradaki görevli hemşire de dedi ki bu dedi senin kalp grafiğin bizim dedi makinamızın tarihi ayarlı değil. Yeni çeksem yeni de aynı çıkar dedi. Tamam bir yeni çek içim rahat etsin dedim. Tamam dedi kırmadı beni. Tekrar kalp grafiği çekildi. Dedim ki ya belki onda bir yanlışlık vardır. Yeni çektim bunu bir gösterir misin doktora? Gösterdi. Tekrar telefon ettim. Ne oldu dedim. Abi bu sefer daha kötü dedi ya. Daha kötü. Ne oldu kötü olan? Abi senin ölüm riskin varmış dedi ya. Senin ölüm tehliken varmış dedi ya. Sanki yeryüzündeki her insanın ölüm tehlikesi yok. Her nefis bir gün ölümü tadacak. Nasıl olur? Ya dedi senin ölüm tehliken varmış. Ya bunu duyduktan sonra benim bütün düşüncelerim değişti. Kafam gitti. Bütün planlamalarım değişti. Dedim ki ya böyle bir şey varsa beni artık tır şoförlüğüne kimse almaz. Ben nasıl yaparım? İşte kardiyolojiye gitmen lazım acil dedi. Oradan çıktım. Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Eğitim Araştırma Hastanesi var Halkalı yolu üzerinde. Oraya doğru yola çıktım. Yaklaşık bir 20-25 dakikalık bir yolculuk var. Bu 20-25 dakikalık yolculukta aklıma neler geldi neler. İşte evi köye taşıyorum. Köyde kendime ufak bir iş buluyorum. Ne bileyim ona yapıyorum, bunu yapıyorum. Kendimce birçok değerlendirmeler yapıyorum. Ya diyorum işte ben olmazsam ailem sıkıntıya girecek, şöyle olacak, böyle olacak. Vardım direkt acile. Doktora vardım dedim doktor bey benim bir iş girişi için kalp grafiği çektirdim. Burada dedim ölüm tehlikesi varmış diyorlar. Bir de o kalp grafiği çekti. Ya dedi onu söyleyen hangi doktor? Dedim şirketin iş yeri hekimiymiş. Ya dedi bu kalp grafiğinden sadece doktor dedi senin anjiyo zamanın gelip gelmediğini anlar. Bunun dışında başka bir şey anlayamaz ki dedi. Bir dedi kan tahlilleri yapacağım. Onları dedi çıkınca 2 saat sürer. Onlar çıkınca yanıma gel dedi. Kalp grafiğinde de herhangi bir sıkıntı görünmüyor dedi doktor. Neyse kan tahlillerini yaptırdım. Bekledim rapor çıktı. Doktor dedi ki vallahi hiçbir şey yok. Senin kalbinde herhangi bir sıkıntı yok. Aradım ya dedim kalp hastanesine geldim. Tahliller yapıldı. Kalbinde herhangi bir sıkıntı yok diyorlar. Abi benim için senin sağlığın önemli. İnsan kaynakları söylüyor. Abi benim için senin sağlığın önemli. Her şeyden önemli abi. Sen bir doktora şey yazı iste. Ne yazısı? Abi bu adamın hiçbir kalp problemi yoktur. Kalp hastalığı yoktur. Hiçbir riski yoktur diye. Hiçbir ölüm riski yoktur diye yazı yazsın. Doktora söyledim böyle diyorlar.
Ya dedi biz onu öyle yazı veremeyiz. Dedi onu ancak poliklinikten alabilirsin, öyle bir şey alabilirsen onu da sanmam dedi. Kimse öyle ölüm riski yoktur diye yazı vermez dedi. Poliklinikten randevu aldım 10 gün sonrasına. Dedim kardeş poliklinik verebilirmiş, o da 10 gün sonra. Abi benim için olsun olsun. Benim için senin sağlığın önemli. İşin gücün hiç önemi yok. Sen sağlığına bak falan filan diyor bu. Ya dedim kardeşim senin için önemli de ben kendim sağlığım kendim için önemli değil mi? Buradaki doktor tahlillere baktı. Herhangi bir şeyimiz yok. Neden bana böyle şeyler söylüyorsun? Uyduruyorsun. Ya abi şöyle böyle. Tamam kapat kapat telefonu dedim. Kapattım telefonu. 10 gün sonrasına randevu var dedim. Ne aradı, ne sordu. Abi ne yaptın raporu? İşe niye başlamadın falan filan. Muhabbeti de yok. Çünkü adam beni almak istemiyor. Bahane üretiyor. Ya kardeşim ben kendimi sana zorla işte çalıştıracak değilim. Bana koşturmacayla, yakıtla, şunla bununla birlikte bu iş 450-500, 400-450 TL civarında bir masrafım oldu. Bana yazık günah değil mi? Madem almıyorsun, kardeşim biz vazgeçtik de senin de harcadığın masrafları biz de gel karşılayalım de söyle ne kadar harcadıysan. Kardeşim benim paramı ver o zaman. Yani böyle bir de ölüm tehlikesi diyor. Yani o kadar öfkeliyim, o kadar hırslıyım ki hala bu şahsiyete, bu kişiye. Yani bir kişi üzerinden de firmayı söyleyip de firmayı da kötülemek de istemiyorum. İnsanlar ekmek yiyor. Ama böyle insanlar yeryüzünü kirletiyorlar. Hani çöplerinizi dışarıya atmayın diye bir tabir var ya. Ha işte aynı bu insan. Bu insanı çöp olarak atmışlar ve çevreyi kirletiyor bu arkadaş. Bu arkadaşın bir an önce çöp kutusuna atılması lazım. Belediye mi olur artık, Çevre Bakanlığı mı olur, kim olursa olsun bu adamı bir şekilde çöp kutusuna atmaları lazım. Ya insanın ölümle korkutulur mu ya? İnsana ölüm denir mi bir anda ya? Ben de inanıyorum saf saf. Ben de inanıyorum saf saf. Yani bir tek hatam var. Bu işin böyle olacağını bilseydim ses kaydı alırdım ya da mesaj isterdim. Eğer bana bu şekilde mesaj göndermiş olsaydı senin kalpten dolayı ölüm tehlikem var diye bana bu yaşatmış olduğu şeylerden dolayı ruh durumundan dolayı o firmayı ve o insanı o kimisi artık insan da diyoruz insanlığa hakaret anlamında olmasın ama yine de o kardeşime Allah hidayet versin. Allah o adama dürüstlük versin çünkü o olduğu görevde benim gibi çok insanın canını yakacak bir şahsiyete benziyor bu kardeşimiz. Yani bana böyle bir oyun oynadı işe almamak için. O oyun beni çok ruhsal olarak uluslararası tır şoförlüğündeki ilk başlangıçtaki hevesimi, iştahımı, bütün azmimi kırdı. Çok yıprattı beni. Ya insan bunu yaşamayınca, o ruh haline girmeyince ne kadar anlatsam da pek anlaşılır olacağını sanmıyorum. Bu şekilde olay gelişti. Daha sonra ben tekrar iş aramaya koyuldum.
Bizim komşunun damadı var, sağ olsun. İsmi Muhammed. Bu kardeşimiz, bu şu anda benim çalıştığım firmada 7 yıl kadar tamirhanede çalışmış. Neyse, bizim komşular iş aradığımı duydukları için dediler ki işte bizim damat orada çalıştı, ona bir söyleyelim, o söylesin dediler. Tamam dedim, söylesin. O bir söyledi, tamam çağıracağız demişler. Biraz bekledim, yine ses çıkmadı. Neyse, aradan işten ayrıldıktan sonra yaklaşık bir iki aya yaklaşmıştı. Maddi olarak da çok sıkıntıya girmiştik ve bir firmayı tesadüfen gezerken bir firma dedi ki gel biz alıyoruz, hemen başla. Hemen hiç rapor mapor dinlemeden hemen işe aldılar bunlar. Başladık işe. Gümrüğe falan dorse götürüyorum. Abi, adamların çalıştığı ülkeleri sordum. Dediler ki Rusya, Kazakistan, işte Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna. Çalıştığı ülkeler hiç hoşuma gitmedi. Arabaları da çok eski, çok eski. O araçlarla Rusya'nın soğuk iklimine nasıl dayanıyor şoförler bilmiyorum. Allah onların da yardımcıları olsun. Akşama kadar çalıştım o firmada. Akşam oldu ve telefon ettim. Abi dedim, kusura bakma ama sizin bu işiniz bana uygun gelmedi. Ben ayrılmak istiyorum. Hani sizi de zorda da bırakmak istemiyorum. Sıkıntı olmazsa ben yarın gelmeyeyim dedim. Eğer sıkıntı olur, bir eleman ayarlayalım derseniz biraz daha devam edeyim dedim. Olmaz dedi. Tamam dedik. Ayrıldık. Biraz daha bekledim. Sonra işte haber gelmeyince bir farklı firmaya daha başladım. Bir 10-12 günde orada çalıştım. Neyse, orası da çok beni hoşnut etmedi. Arabalarının vebostoları arızalı, arabaların içi soğuk, rüzgar alıyor. Kar yağan günde beni işe gönderdiler. Kar var, çok soğuk hava var. Dedim ki bunun vebostosu çalışmıyor. Dedi ki ya tamam abi, ayıp dedi ya. Sana yazık, günah dedi ya. Ben seni bir an önce garaja çağırayım. O vebostoyu yaptıralım. Tamam dedim. O burada güzelmiş dedim ya. Kebap adam, hemen yaptıralım diyor. İyi insanlara benziyor. Onu diyen arkadaş sağ olsun, aksine uzak yerlere karda bana iş veriyor. Ya arabanın içi soğuk diyorum, karda iş veriyor. Arabayı çalıştırıp uyuyorum sabaha kadar. Ya araba çalışıyor, zır 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 zır. İçinde uyuyorsun. İnsanın hem içim rahat etmiyor, hem de araç rölantede çalışa çalışa araca da bir şey olur diye insanın da aklından geçiyor. Neyse, herhalde dedim sadece bu araçta vardır, yaptırırız. Ya bir başkası geldi, onun vebostosunu sordum çalışıyor mu diye. Vebostoyu kökten sökmüşler, hiç yok arabada. Arabaların hepsi rezalet. 10-12 günde orada çalıştık. Oradan da ayrıldım. Bizim komşunun damadı sağ olsun bu firmaya, abi ben kefilim, o arkadaşa dedi, ondan binlerce kere razı olsun Allah. Allah kaza bela vermesin. Onun sayesine bu firmaya başladım. Çatalca'da. Bu firmada da 15 gündür falan çalışıyorum. Aracıma da
geçmiştim bir araca. Bir farklı araç boşa çıkmıştı. Ona geçebilir miyim dedim. Tamam dediler. Şu anda yeni bir araç teslim aldım. Yani yeni derken araç yeni değil de ben yeni aracı teslim aldım. İlk girdiğimde çok fazla da hani kefil olan birisiyle geldiğim için de çok fazla da ince detaylarına da girmedim. Hani ne kazanılır, ne olur, ne biter, ne kadar sürede yurt dışına çıkarım gibi şeylere de girmedim, diyaloglara. Şu anda başladık. 15 gündür, 20 gündür çalışıyorum. Şu an için gayet iyi, memnunum. Herhangi bir sıkıntı yok. Pasaportumu istediler. Pasaportumu içeriye verdim. Vizenin çıkmasını bekliyorum. Ne zaman vizemiz gelirse o zaman da yurt dışına çalışmaya başlayacağız Allah'ın izniyle. Bu birinci bölüm olsun. Ondan sonra yurt dışına çıkayım. İlk çıkışlarımda pek anlatamayabilirim. Birazcık işin durumunu kavradıktan sonra sizlere tamamen detaylı bir şekilde uluslararası tır şoförlüğü için neler gerekli, nelerle karşılaşıyoruz onları da anlatacağım. Firmalar hakkında da bilgiler vereceğim. Yani isim olarak değil ama genel mahiyette firmalarda nelerle karşılaşabiliriz bunları da anlatmaya çalışacağım dilimden döndüğünce. Şimdilik bu transport şoförü nasıl olur adlı videomuzun sonuna geliyoruz. Tabii bu boşluklarda farklı videolarda çekmeyi planlıyorum Allah nasip ederse. Yurt dışına gittikten sonra da bu serimizin devamını tamamlayacağım. Şimdilik iş yerine yaklaştık. O yüzden videomuzu sonlandırmak istiyorum. Sizleri arkadaşımız işte tırcı. Ben sağa girmeye çalışıyorum. Ben sağa girmeye çalıştıkça arkadaşımız var gücüyle gaza basıyor. Yani bir de havalı korna basıyor. Güzel. Birbirimize yardımcı olmak varken yani adam sinyalini vermiş. Neyse. Kabahatli aramayalım. Şimdilik videomuzu sonlandırıyoruz. Bir dahaki videoya kadar aslında başka şeyler de söyleyecektim. Kafamı karıştırdı arkadaş sağ olsun. Allah kaza bela vermesin o kardeşimize de. Allah'a emanet olun.